İçişleri Bakanlığımızdan, Çalışma Bakanlığımızdan, hükümetimizden kısa çalışma ödeneğinin arttırılması konusunda ya da yardımların yapılması konusunda destek istiyoruz. Türkiye'de ve tüm dünyada etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle devletin çeşitli sektörlerde faaliyetlerin devam etmesi için sağladığı kısa çalışma ödeneği ve diğer desteklerin önümüzdeki 3 aylık dönemde de devam etmesi bekleniyor. Fethiye'de sağlıklı turizm sertifikası alan otelleri ziyaret eden FETÖB Başkanı Bülent Uysal, gazetecilerin sorusu üzerine kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanamayan çalışanlarımız için de devletimizden yardım bekliyoruz dedi. Hem Fethiye Oteller Birliği olarak açılmayan tesislerimizin, ekonomik durumu sıkıntılı olan tesislerimizin aklına korumak adına hem de Türkiye Oteller Federasyonu olarak tesisini açamayacak üyelerimizin haklarını korumak adına sıkıntıya girmiş işletmelerimizin daha rahat edebilmeleri adına İçişleri Bakanlığımızdan, Çalışma Bakanlığımızdan, hükümetimizden bu konuda kısa çalışma ödeneğinin arttırılması konusunda ya da yardımların yapılması konusunda destek istiyoruz. Ayrıca kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmayan çalışanlarımız da var maalesef. Örneğin sigorta günlerinden. Evet, gününü dolduramamış, o şartları yerine getirememiş personeller de var. Buna da hükümetimizin, devletimizin kucaklayıcı elinin uzanmasını istiyoruz. İlerleyen süreçte tabii pandemi sürecini hala yaşıyoruz. Süreç ne getirecek bilmiyoruz. Her şeyin olumlu gitmesini temenni ediyoruz. Ancak bu sürecin uzaması halinde, olumsuzlukların yaşanması halinde devletimizin de turizm sektörüne destek vermesini talep ediyoruz. Evet, az önce aldığımız olumlu bir haber, Ukrayna'dan 1 Temmuz itibariyle uçuşlar başlıyor. Dalaman'a 16 bin civarında koltuk planlıyorlar şu an itibariyle. Bu çok ciddi bir rakam. Bölgemiz adına sevindirici bir haber. Zaten Ukrayna'da başlayacağını biz öngörüyorduk. Bunun da kesinleşmesi bizi sevindirdi. İlk uçuşlar Ukrayna'dan Dalaman'a başlayacak diyebiliriz. Barut Otel Fethiye Genel Müdürü Ekrem Hepeyler de kısa çalışma ödeneklerinin mutlaka devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. Ya şu an biz tesisimizi açtık. Evet, İçeride 4 odada olsa, 5 odada olsa, 1 odada olsa biz tesisimizi, rezidans bölümünü kapatmayı herhangi bir şekilde bir ikinci dalga durumunda da düşünmüyoruz. Açık olarak tesisimizi biz deklare ettik ve operasyona hazırladık. Hali hazırda tüm personelimiz çalışıyor. Ve Barut'un bu Covid-19 döneminde almış olduğu bir politika ve karar gereği biz hiçbir çalışanımızı işten çıkartmadık. Bütün çalışanlarımızı evlerinde sosyalizasyonlarına uygun bir şekilde muhafaza etmelerini, kendilerini muhafaza etmelerini sağladık ve iş yerine getirmedik. Evet, devletin bu verdiği çalışma ödenekleri var. Yani. Evet. Kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği. Onların devam etmesini istiyor musunuz? Mutlaka. Kısa çalışma ödeneklerinin devam etmesi gerekir ki çünkü Bülent Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi tesislerin %50'si açık, %50'si açmama kararı var. Yani dolayısıyla bu %50'nin açmadığını varsayarsak birçok personel şu an halihazırda KÇÖ'den yararlanmaya devam etmektedir. Eğer bunların da devamlılığı söz konusu olmazsa bu kadar kişi mağdur olacaktır. Ve bunun da mutlaka devam etmesinde fayda var. Çünkü turizm sektöründe biz uçağı indirdiğimiz gün burada halihazırda Temmuz ve Ağustos'ta kesinlikle %90, %100 dolulukları göremeyeceğiz. Belli bir oranda %60, %70 doluluklarda gideceğini varsayarsak dolayısıyla devletin de turizm sektörünü mutlaka desteklemesine ihtiyacımız var sektör olarak.